oluşturduğumuz için çok mutluyum. Çünkü bu şahane kalabalık bu akşam çok güzel bir amaç için bir aradayız. Şimdi peki bu geceden elde ettiğimiz gelirle ne yapacağız? Bursa'da BUGES, Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü diye bir kulüp var. Ve bu kulüpte çok başarılı sporcular var. Yüzme, atletizm, bocce, judo gibi sporlarda bu kulüp onlara destek oluyor. Çok başarılı, dereceli şampiyonluklar getiren çocuklar. Buradaki sporculara 8 adet WeWalk akıllı baston hediye edeceğiz bu geceden elde ettiğimiz gelirle. Size kısaca belki bilmeyenleriniz vardır, WeWalk'tan da bahsetmek istiyorum. Bu akıllı baston diğer beyaz bastonlardan farklı olarak bir tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve Türkiye'de üretilen bir baston. Göğüs hizasının yukarısındaki engelleri algılayabiliyor ve içinde navigasyon var, cep telefonuyla eşleşebiliyor. Böylece görme engelli bir bireyin hayatını kolaylaştırabiliyor. Aynı zamanda zihninde bir sanal gerçeklik yaratabiliyor. Şimdi ben gelecek bilimcisiyim. Gelecek bilimcisi gelecekle ilgili senaryo üretir. Ve bu senaryolara bağlı olarak aynı zamanda ben girişimciyim. Girişimci olduğum için de o senaryolara bağlı kalarak yatırımlarımı da geleceğe yönelik yapıyorum sürekli. Bugüne kadar 45 tane şirket kuruluşunda bulundum. Ortaklık yaptım. Şu anda 2 tane yatırımım var, ikisi de yurt dışında. Onları da içinde böyle kısaca bahsederim. Şimdi babam da bir futuristti, gelecek bilimcisiydi. Biraz sizlere 2-3 tane örnek vereyim. Hani gelecekle ilgili nasıl tahminler yapmışız daha önce diye. Babam 1991 yılında İnternet yokken biliyorsunuz internet 1993 sonu 94'te çıktı. Babam 1991 yılında 2000'li yıllarda oturduğumuz yerde alışveriş yapacağız diye Yeni Asır'a röportaj yapmıştı. Bu röportaj yayınlandıktan 9-8 yıl sonra internet çıktıktan da 4 yıl sonra 5 yıl sonra Bill Gates babamın söylediklerini aynılarını söyledi. Ama tabii Bill Gates daha tanınmış olduğu için onun şeyi PR'ı daha yüksek oldu. Babam 1991'de bunları söylerken ben çok farklı işlerle uğraşıyordum. Yani babam aslında Amazon'un olacağını söylüyordu. Babam aslında Yahoo'nun olacağını söylüyordu ama biz o zamanlar OGS'lerle, barkodlarla falan uğraşıyorduk. Baba sözü dinlemedik. Şimdi geleceği tahmin ederken bizim yanıldığımız bir şey var. O da elimizdekilerle geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. 46 yılında ENIAC bilgisayarı, görmüş olduğunuz ENIAC bilgisayarı Oxford geliyordu. Ve dediler ki gelecekte bu bilgisayar 1,5 tona düşecek. Yani o zaman bakışta iyi bir tahmin. Ve 1996 yılında ENIAC'ın 50. yıl anısına onunla aynı hızda çalışan bir bilgisayar yaptılar. Boyutları 7.4 milimetreye 5.29 milimetre. Tırnağımız boyutunda. Kaç gram olduğunu siz tahmin edin. Çok yeni bir gelişme olduğu için sizle bunu paylaşayım. Dünkü olay yani. Gelişme dünkü olay. Dünyada çözülmemiş matematik problemlerinden bir tanesi de gezgin satıcı problemi. Traveling Salesman Problem diye geçer İngilizce'de. Gezgin satıcı problemini şu anda çözenler tam olarak çözemiyorlar. Ve bunu çözene de 1 milyon dolar ödül veriyorlar. Bundan birkaç ay evvel birisi bana ulaştı. Bana günde onlarca proje gelir. Yani bugüne kadar incelediğim proje sayısı 5000'i geçmiştir. Artık projeye değil, kişiye bakarak o projenin olup olmayacağını söyleyebileceksin. Şeye geldim, kıvama geldim. Bana dediler ki Alpan Bey biz gezgin satıcı problemini çözdük. Sizinle tanışmak istiyoruz. Ya dediğim gibi yani sonsuz enerjiyi de bulanlar beni buldular. Dedim ki herhalde bunlar da beni buldular. Neyse ben tanıştım. Matematikçi kadın. Yani yüksek zekalı olduğu da belli bakışlarından, gözlerinin hareketlerinden falan.
Dedi ki, ne yaptınız? İşte şöyle şöyle çözdük vesaire. Ben aldım, ben de yapay zeka ile ilgili bir açık oturumda moderatördüm. Oradan birçok hocayı tanıyorum. Hocalardan birine götürdüm. Hoca bu problemi çözdüğüne inandı. Ve dedi ki, bunu nasıl ispatlayacağız? Şimdi bu problemle ilgili konuşup, 22 noktalı bir problem bu. Problemin açılımı şu, İzmir'den yola çıkacağım diyorsunuz, sonra tekrar İzmir'e döneceğim diyorsunuz ve bu arada 22 tane şehire döneceğim. Ve bu şehirleri seçiyorsunuz, sırasını seçmiyorsunuz. En kısa yoldan birer kere o şehirlere uğrayarak İzmir'e dönerek en kısa yoldan nasıl gelirim cevabını bugün piyasadaki iyi bir bilgisayar 1200 yılda çözebilir. Ve biz şu anda bu matematikçiyle beraber bunu 15 saniyede çözebiliyoruz arkadaşlar, gözlerimle görüyorum.